CG başbelası. Selim, CG. kurtulduğunu nasıl bir hissiyat içerisindesin? Ama Aysung'un da CG'den kalır bir yanı var mı? Aysung işte CG'nin bir büyük versiyonu. Bir büyük versiyonu. Aysung'a da bulaşmıyor. Kaç aydır sende motor? 2 ay. 2 aydır ne sıkıntılar yaşadın Selim? Eksantrik saldı bir kere. Ha. İşte şimdi bir daha uçtu bitti o kadar. Yani 2 aydır ne kadar binebildin? 1000 kilometre yapamadım bile. 2000 kilometre yaptım. Bayağı gezdim ya. Gezdin mi? Ha, iyi. Fırını çıkardım. 2 ayda. Aynen abi. Bayağı gezdim. Benden önceki sahibi abi, motorun bobinin arızası vermiş motor. Hı-hı. Motor usta anlamıyor ya bundan. Adam da silindir piston değişmiş. Stibokları falan değişmiş. Buna işlem yapmış. Her şey değişmiş ama Hepsini yine sonunca değiştirmiş. bulamamış. Gene Bir çalıştıramamış bakmış motoru. bobinin. Sonra bobinden çıkmış abi. Motor Evet da arkadaşlar, bu bobinden var. Haysun 10 ustadan 9'unu yapamayacağı bir motor. Onun için dikkatli olalım arkadaşlar. 4. Sente ayarı yapılabilir. Onu öğrenmenizi isterim. Bunu da öğreteceğim püf noktasına. Kendi başlarına da az çok anlayan dostlarımız sente ayarını yapabilirler. Sadece bir videoyla neler başarabilirler. Ben size göstereceğim sentenin nasıl yapılıyor. Evet, içinde sente yaparken ne düşüreceğiz bu sefer Aglian'la harici? Abi Bu bu sefer büyük ya. çekiç Buna düşürelim. çekiç düşürelim. Buna Aynen. çekiç düşürelim. Buna Motor çekiç büyük. yakışır yani. Buna çekiç yakışır. Kullan. Evet Ha, arkadaşlar. iki tane düşürmüştük. Birini buldum. Birini buldun. Bunu da ben buldum. Ama sen buldun. Buldun değil mi? Ben Göremiyorum. diğerinden de emin değildim biliyor musun abi? Acaba çıkartmış mıydım, çıkartmamış mıydım? Unutmuştum ben onu ha. Selim. Çelik. Asik. Oh, sıkışmış. Hemen hemen koyayım ya. Aman aman. Aman aman. Bu yerde de. Aman. Asik. Evet arkadaşlar, motoru Selim söktü. Gene motorun şuradan cıvada çıkarttım. Abi Aha. bak. Ya Selim, bu sefer bir şey unutma diyorum motorun içinde. Lütfen yani, bak kendi motorunda ya. Bak bu Haysun Abi motor. unuttum ben orada düşürdüğümü gördüm de. Şu an zincir atık. Tuncay Oturtturduk. abi onun aynısından yap. Evet, şu an zincir oturttuk. Evet arkadaşlar, motorumuzun son dokunuşları. Evet arkadaşlar, motorumuzun sen Tuncay, de buranın cıvatası da oluyor değil mi? Evet, gene içine mi Öndekinden. sürdün? Benim içine mi sürdün o? Gene mi Selim be? Harbi mi diyorsun abi? Ya Selim. Harbi mi diyorsun? Evet. Nerede? Şu arada Selim. Ha, Selim hocam. Ya Selim, bunu görmesek ne olacağını biliyor musun? Tahmini ne olurdu abi? Motor. Bu sefer Sen alien gibi. CG'ye de benzemez değil mi? Alien gibi zıplardın. Abi ne oluyor? Abi motor niye böyle yapıyor? Motor değil, sen yapıyorsun motoru. Bir tane düşürmüştük, birini buldum. Birini buldun. Onu da ben buldum. Ama sen buldun. Buldun değil mi? Tut ışık, tut, Ben göremiyorum. diğerinden de emin değildim biliyor musun abi? Acaba çıkartmış mıydım, çıkartmamış mıydım? Unutmuştum ben onu ha. Selim. Çelik asik. İyi aşağıya inmedi ha. Ya Selim, niye böyle nazar değdi bak. Çelik değil mi Tuncay bu? Demir. Demiri parçalardı abi benim motor ya. Kendini de parçalardı. Sıkıştı oğlum orada. Aman tanrım, motorun her yerinden cıvata çıkıyor. Tuncay abi, eksantrin oradan aşağı inmesin. Harbiden ha. Nazar değdi ya. Hadi aldık, bir de aldık, iki de. Bu da mı gol değil be? Bu da mı be? Bu da mı değil? Bir şey fazla kurcalarsan ne olur mu Selim? Oğlum, Kırmalar cıvatayı abi. geç, biraz daha büyük şeyler düşürsen motorun içine. Niye böyle şeyler yapıyorsun Selim? Yani bu motorlar seni Alyan'la tanıdı. Üzerine bir Evet. çekiç. Bu Ne bileyim. motora en güzel Bir çekiç yakışır abi. 12-13 anahtar. Ne bileyim. İyi maşallah. Havalı tabancayı bile unutabilirsin. Açık cıvatalarla. Ratinglerini Motora düşürürsün. yakışmıyor değil mi? Motora yakışmıyor Selim. Böyle küçük şeyler. Aynen. Dur elimle alayım abi onu. Bisikletin kargo burunla. Ters çevirdim de adamı onu da hani. Oh, sıkışmış. Hemen hemen koyayım ya. Aman aman. Aman aman. Bu yerde de. Az siktir ya. Selim, bu cıvata senden ne çekti? Beni gören cıvata korkar oldu abi. Dur dur. Selim vallahi cıvata heyecan yapıyor. İyi abi. Selim. Bujiler ne alem lan? Bujiler Bu ne buji daha yapmış? sıfır. Güzel güzel. Evet arkadaşlar, şimdi İyi nasıl bakalım. ayarladığımızı anlatalım. Servis manuelimiz var. Haysun'un 650'lik direksiyonlu modeli. Zaten birebir aynı. Standart bir fark yok. Manuelini arkadaşlar zaten gösteriyor. Ön silindiri ayarladıktan sonra D kısmına geliyor. F'den sonra 270 derece, 3 tane 90 derece, bir de 15 derece, 285 derece motoru saat yönü tersinde çevireceksiniz. Saat yönü tersine çevirdikten sonra zaten R, ikinci zaten manyetik görürsünüz. Burada R'ye geliyor arka silindir, front silindire.
Front yani ön silindir ayarladıktan sonra arka silindiri ayarlıyorsunuz. Zaten gösteriyor size orada. 16 tane diş oluyor. 2 ile 3. santrin üzerlerinde gösteren yerler var. 2 ile 3 ayarladıktan sonra 16 tane diş baklası sayacaksınız. Orada size zaten bütün verileri gösteriyor. Nasıl ayarlamanız gerektiğini. Bunları ayarladıktan sonra zaten bakış açıları bile birebir aynı. Bunların ortasında ölçerek 5 şu şekilde. Yani 7,5 santim. Bu zaman 7,5 santime eşdeğer oluyor. 75. Yani biz tabii işimizin garanti aldık. Ölçümlerimizi yaptık. Güzel bir şekilde ayarladık. Ondan sonra da sentille sebep ayarlarına devam edelim arkadaşlar. Hadi. Tuttum. Şurada. Çekici de kırdım ha Selim. Ne güçlü kollarım varmış ya. Abi. Sen benim. Evet arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde devam ederken görüyorsunuz bir tane SM Wolf 150'lik bir makinemiz var. Debriyaj baltaları komple bitmiş. Motor yerinden kalkmayacak duruma kadar yanmış. Bayağı kötü bir içi. Arkadaşlar biz söktük. Şimdi parça bekliyoruz. Balata pisliklerini gösterelim. Görüyorsunuz balataları yanmış komple. Bir temizlik yapacağız. Haysun GT250R motorumuzun gördüğünüz üzere sente ayarını yapacağız. Arkadaşlar ilk önce ön silindiri senteye getirdim. Görüyorsunuz egzoz ve emme egzantriklere baktığı zaman birbiri karşı karşıya bakıyor. Buradan da zaten ön taraf çizgileri var. Arkadaşlar pistonda en üst ölü noktaya ayarladım. Buradan hem işimi garanti alarak doğru mu sentesi kontrol edelim. Ön sentemizi ayarladık. Arka senteyi ayarlayabilmek için arkadaşlar 270 derece saat yönünün tersinde çevireceğiz. Yani sola doğru. Bakın 1 bu 90 şu an çevirdim. İkinci 90. 180. Şu an 180'de. Şu an bir 90 daha çevirdiğimizde şu an 270 dereceye çevirdik. 270 derecede arka silindirin sentesini ayarlayacağız. Bakalım zincirimizde atlama var mı? 270 derece saat yönü tersinde çevirerek arka silindirin sentesini getirdik. Şu anda buradan sentelerini ayarlayacağız. R1, 3. Yani şöyle olacak. 1, 3. Birini 3'e ayarlıyorduk değil mi? Böyle. Şu an doğru. 3 tamam. Bak burası böyleyken doğru. Ters ayarlamışız şeyde yani. Tam tersini ayarlamışız gösterdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 16. Tamam. Bak şimdi abi. Dur. Açılmadı. Bir saniye. R1. Ver bakalım. Videoya gir videoya. Ölçü alacağız da. 75 tam açılır. Merkezde. Evet arkadaşlar, şimdi sentil çakımızla kontrolümüzü yapacağız. Testimizi yapıyoruz arkadaşlar. 0.5 giriyor gördüğünüz üzere. İki tarafa da giriyor. Buralar 10 olacak arkadaşlar. Şöyle kontrolümüzü yapıyoruz. Bakın burası 10 girmiyor. Bu tarafa da girmiyor. Yani 0.5 giriyor. Burayı 5 mikron düşüreceğiz. Yani buraya 0.5 giriyor. 0.10 yapmamız için buraları şöyle gösteriyorum. 0.5 mikron, 0.5 mikron düşürmemiz lazım. Arka kısma geçeceğiz. Hemen gördüğünüz üzere baskı var. Şu an en yukarı alacağız onu. Şu an yukarıya aldık. Buramız da 15 olması lazım. Onlar test edelim. 10 girmedi. 10 gene girmedi. Yok, girdi burası. Burası 10 olmuş. Böyle 10 giriyor. 15 testimizi yapalım. 15 girmedi. 15 girmedi. Buralarda 0.5 ayarlayacağız. Ben ayarını yapmıştım. Gördüğünüz üzere 0.5 mikron gene söktükten sonra 4'ünden düşüreceğiz sırayla. Hadi devam edin. Pompa ne kadar seksi bir çalışma yapıyor. Pompamız el abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, motorumuzda ilk marşımızı basıyoruz. Bakalım içinden çekiç mi çıkacak, alya mı çıkacak? Usta seyirci. Evet. Yaptım abi az önce. Öyle rölanti ayar yapmaya çalıştın değil mi sen? Yok yok, gevşekte sıktım öyle. Sıktın elden. Gaz veriyor kendi kendine arkasındır. Motor yanıyor arkadaşlar. O zaman normal değil mi Tuncay abi? Ya şu an rölanti ayar yapıyorum. Şu an olsun takma dedim, anasını sattığım yerinde.
Tuncay ustamız gene bana sinirlendi arkadaşlar. Roketten sor. Buradan şeyini de sor. Tek elinde tut şunu. Evet. Hayır Sungun nasıl rolanti ayarı atılır? Bakalım gazeteli geleyim mi? Bunlar çok gelmişler. Ayarlamasını bilmiyorlar. Gazetelerinden gelip ayarlıyor. Ben öyle şeyleri sevmem. Bir de Selim'cim lütfen 55 watt'lık artık şeyini sök de. Tamam abi. Ampulünü bakayım çökmesin. Bak. Tamam güzel şunlar. Telifte sona getirmişler. Nerede? İkisini de işlerlememiz lazım ki. Ondan sonra Hayabusa'larla gidebilir misin Tuncay abi? Hayabusa değil de bir H2 Arla falan aynı kafa kafaya değil gidersin. Değil mi? Ama düz H2 ile değil H2 Arla. Tuncay abi adamlar Belçika'da bu Ayasung'un turbo koymuşlar. Hı-hı. Yüklemişler motoru da hiç şey videosunu görmedim. Resmen. Silindirin seni çok güzel hava alıyor. Ben çünkü yeşil klindirik yaptım oraya. Araba karbüratör contası koydum ben oraya. Öyle bir hata yaptım. Burayı söküyorsun bana güzelce. Bak motorun dengesi çalışıyor. Selimciğim bak. Evet abi. Bilmediğin işlere. CG değil bu motor. Bu motorlar CG değil. Arkadaşlar sizler de böyle elinizin iş gelebilir ama bilmeden bir şeyler yaparak da daha kötü masrafa girebilirsiniz. Dikkatli olun. 10 ustanın 9'unu yapamayacağı bir motorlar. Her şeyi profesyonelce servis manuellerine bakarak profesyonelce mühendislerin size gösterdiği şekillerde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar motorun uzununda sonuna geldik. Güzelce semt ayarını ayarladık. Selim kepini kırmış, zinciri atlamış. Kepimiz de burada. İyi ki sorunlar çıkmamış arkadaşlar. Sorun çıkartmamış arkadaşlar görüyorsunuz. Basit motorlar değil arkadaşlar. Onların semtleri anlattığım gibi zaten kolay da olmayacak şeyler. Tabii ki Selim şanslı çıktı. Bir keplen ve bir aküyle kurtardı. Siz olur arkadaşlar. Yani bilmediğiniz çok fazla işleri öğrenmeden girişmeyin. Hani ben yapabilirim. Tabii herkes yapabilir. Ben yaparım diyordum ama tabii ki işin profesyonelinden görmeden, eğitim almadan olmuyor. Nihat abimizin yanında zaten bu motorların erbabı olduk. 3-4 tane Haysun motoru topladık. Yani kolay değil. Çok basitmiş gibi görünüp de gerçekten zor motorlardan biridir. Hepsini yaptık. Daha hiçbir sıkıntı çıkmadı. Hiçbir zorluk yaşamadık ama hepsinde büyük tecrübeler öğreniyorsunuz. Her ufacık yaptığınız hata nelere mal olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha bunun gibi güzel videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar.